Selam, hoş geldiniz babuşlar. Bir saniye. Kamera yine tutamayacağım. Size söylemiştim, Edinburgh'da bütün gün fink attığımız bir video atacağım diye. Ve ayrıca da yurt turu yapacağımız. Biliyorsunuz ben Edinburgh'da önce dil okulu turu atmıştım. Ben Edinburgh'a bir dil okulunu gezmeye gittim. Bu videonun birincisi aslında oydu. Eğer izlemediyseniz yukarıya bırakıyorum. Orada dil okulunu geziyoruz. Ondan sonra bu videoda da dışarıyı size böyle Edinburgh sokaklarını gezdireceğim. Beraber Edinburgh sokaklarında kaybolacağız. Çok güzel bir şey. Editlerken ağladım. Aynı zamanda da kaldığım yurdu geziyoruz. Yalnız bu koronadan önce, yani Mart'ta çektiğim bir videoydu. Daha yeni yayınlayabiliyorum koronadan dolayı. Ve saçım falan tipim değişik. O yüzden şok olmayın diye önden böyle bir giriş yapıyorum. Bir de ben böyle dil okullarıyla alakalı videolar attığım zaman genelde hangi yurt dışı danışmanlığı tercih etmeliyiz gibi sorular geliyor. Biliyorsunuz ben aktif yurt dışı danışmanlıkla çıktım. Her videoda söylediğim gibi. Ve çok memnun kaldım. Zaten birebir size videolarda gösteriyorum. Kalacağınız yerden vize işlemlerinize kadar her şeyinizle ilgileniyorlar. Zaten yurt dışı danışmanlık şirketlerinin yaptığı şey bu. Ve aktifte kesinlikle güvenilir bir şirket. Bütün ekibi tanıyorum. Eğer ararsanız vesaire benden selam söyleyin. Aktif'in bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Arayıp fiyat bilgisi ya da hangi ülkelere gitmek istiyorsanız artık her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Böyle isterseniz daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Let's go! Evet, Matt'le beraber çıktık. Matt bana şehri gösterecek. En heyecanlandığım kısım çünkü aşırı merak ediyorum. Şu kadar gördüğüm kısmı bile efsane güzel. I didn't have this by the way. This is St. Mary's Cathedral. This is one of the numerous St. Mary's Cathedral we have here. St. Mary's like very original name. It's one of the biggest cathedral, one of the biggest building in Edinburgh. Oh my god. And there is like big, like three big arrows that you can see all over the city. It's a good way to know where the school is. There! Exactly. Ah, St. Mary's, yeah. Can you see the chimney? That's in front of it, that's A Market Station. The train as well from here. Uh-huh. And you can go to Aberdeen, Glasgow. Oh, okay. Whatever you want to go to. But we're going this way. Okay. Oh. Yeah. This used to be the train station. The name, it comes from the Romans, because when the Romans, they came here in the 1st century AD, and they call Scotland, they call it Caledonia. Ah. So that's where the name came from. Wow. But the Scottish, the Gaelic, they call it Alba. 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 That's the Gaelic name for Scotland. This is one of the best parks in Edinburgh. This is where people, during the summer obviously, they come here, they're having their lunch, they're hanging around. Beautiful view on the castle as well. This garden used to be what we call a loch in Scotland. Huh? So in Scotland there is no lakes. No lakes? Loch. Ah! It's a Gaelic word for lakes. I see. Yeah, so wow. This where used to be the North Loch, the North Lake. Yeah. And this was the water supply for the old town just over there. The thing is, back then, in the medieval time, they didn't use sewers. So the loch became kind of like a pretty nasty place. So I can imagine. They got rid of it in the 19th century. All right. That's a good idea. It was very good. Yeah, yeah. This is where they used to trial the witches as well. What? During the 16th, 17th century, were a lot of witch trials in Edinburgh. If you were convicted of witchcraft, you were attached to a tree or to a chair and put you into the lake, to the loch. If you drown, you were innocent. But if you don't? If you somehow survived, obviously you were a witch. Oh. So you were burned at the stake just in front of the castle. Oh my god. Yeah. There's a lot of stories like that in Edinburgh. Oh Edinburgh's got a pretty dark history. Really? Oh yeah, a lot of murders, a lot of riots and killing. Olabilecek en kötü şeylerden birisi oldu ve ne oldu biliyor musunuz? Turun ortasında şarjı bitti. O yüzden turun geri kalanını çekemedim. Ama görmediğiniz o diğer yerleri göstereceğim size yarın. Bu bir. İkincisi, şu anda yurtta kalıyorum. Çok güzel bir yurt bu arada. Yani size gezdirmek istiyorum yurdu. Ben de şimdi anca işte yerleşiyorum vesaire falan. Ve benim şu anda bir yemek faslım olacak. Onu nasıl ayarlayacağım? Beraber onu yapalım. Yurtta yemek olayı yok. Aile yanında kaldığım gibi yemeği burada vermiyorlar. Kendim halletmek zorundayım. Nasıl halledeceğim bilmiyorum. İşte mutfak falan var ama benim şu anda hani marketten bir şeyler alıp yemek yapmam çok saçma çünkü 2 günlüğüne buradayım. O yüzden yemek yiyecek bir yer bulacağım. Hadi bulalım. Şurada bir pizzacı var. Pizza yemek istemiyorum çünkü en son pizza yemiştim zaten. Şurada sushici var. Belki olabilir ama önce ben şurayı denemek istiyorum. Çünkü burada sanki İngilizimsi, buraya özgümsü yemekler var gibi. Baksanıza bezelyeyi görünce zaten kesin buraya özgüdür diyorum ve gidiyorum. Bu arada korktuğumuz şey başıma geldi. Kombinlerim İskoçya için fazla ince. Bunu kabul ediyorum. Haklıymışsınız. Tamam. Şimdi o yüzden bunun üstüne bir de kazak giyeceğim. Çünkü donuyorum. Evet, kazak üstüne kazak. Hayatımda gördüğüm
en mükemmel şehir. Yani kendimi film setinde gibi hissediyorum. Her tarafı ayrı bir fotoğraf karesi gibi. Arkadaşlar Aqua'dan çıktım çünkü inanılmaz kalabalıktı. İnsanlar ayakta bekliyorlardı. Oturmak için sıra bekliyorlardı. Aynı şey Beşiktaş'taki Joker 19'a benziyordu. Böyle kokteyller de var ama yemek de var. Annem de oturmuş kokteyllerini içiyordu. Çok güzel bir yerde. Ama ben açım. Ve kokteyl içmek için çok fazla işim var. Eve gidip video editleyeceğim daha. Beni bunlar özendirmeyin. Nereye gidiyorum? O yüzden bir tane burritocu buldum. Mexican'la okeyim bu akşam. Ne yapayım? Bulamadım İskoç yemeği yiyebileceğim bir yer. Hola chica. Fancy a bite? Kaldığım yere geldim şimdi size. Tur attıracağım. Hazır mıyız? Evet, girişteyim şu an. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü kimse yok. Öğrenciler kalıyor. Bayağı yurt gibi. Şöyle bir anahtarım var. Her şeyi bununla açıyorum. Çalışma odası. Niye bu kadar sessiz konuşuyorum? Thanks. Benim odama doğru gidiyoruz. Burada insanlar çok fazla bisiklet kullanıyor anladığım kadarıyla. O yüzden bisikletleri park etmek için ayrı bir yer yapmışlar. Benim dairem karşıdaki binada. O yüzden burayı geçmem gerekiyor. İki bina arası bahçe gibi bir şey. Şurada çamaşır makineleri var arkadaşlar. Burada çamaşırlarını yıkıyorlar. Şimdi gelin benim daireye. Daire. Daire diye geçiyor. Bir dairede böyle bir sürü oda var mesela. Burası bir daire şeklinde geçiyor. Burası benim odam. İnsanlar rahatsız etmeyeyim. Göstereceğim. Önce mutfağı göstereyim. Tüm odaların ortak alanı burası. Burası da ortak mutfak. Burada aile yanında olduğu gibi yemeği burada sağlamıyorlar. Mutfak veriyorlar size. Ve siz gayet yemeğinizi burada pişiriyorsunuz vesaire. O şekilde yapıyorsunuz. Aile yanında olduğunuz zaman kahvaltıyla akşam yemeğini veriyorlardı hatırlıyorsanız. Londra'da. İzlemediyseniz koyuyorum. Odayı da bunu açacağım. Hoş geldiniz odama. O be bağırabilirim sonunda kafama göre. Isıtıcı arkadaşlar kendi kendine kapatıyor. Konuşamıyorum. Isıtıcı kendi kendini kapatıyor. Tekrar basmazsan. Konuşabildim çok şükür. Şimdi bu şekilde giriyorum. Şurada banyom var. Ah, yavaş Çinem. Hello'lar. Şöyle bir duşa kabin. Ben ve benden sonra göstermek istemediğim şeyler. Düz banyo. Okey, geçiyoruz. Ondan sonra şurada bir boy aynası var. Thank God. Şöyle dolap var. Ben eşyalarımı koydum 2 gün burada kalacağım diye. Bavulla uğraşmak istemedim ama o dağınıklığı şeyi göstermeyeyim. Kapansın kaban canım. Aynen tatlım. Süpersin, harikasın. Burada bir tane çalışma masası var. Which is cool. Çünkü çalışmam gerekiyor. Burada raflar var. Eğer öğrenci olsaydım burada buraları doldurmuştum. Defteri, kitapları falan filan yani. Burası da yatağımız. Şurada da bir ısıtıcı var. Tanışalı bir saat falan oldu ama yine de çok iyi anlaştık. Evet, objelerle konuşmaya falan başladım. Çaktırmıyoruz. Pencereden baktığımızda ise az önce size gösterdiğim geçiş yolu gözüküyor. Konumu falan da çok iyi. Okula çok yakın. Günaydın arkadaşlar. Suratımı göstermek istemiyorum çünkü faciaymış ha. Dışarı çıkmam gerekiyor. Edinburgh'e bir daha ne zaman geleceğim? Kafayacağım. Çıkıp gezmek istiyorum. Daha kahvaltı bile yapmadım. Öyle söyleyeyim size. Şıpıdık. Saçımı böyle yaptım ama her an ıy falan deyip çıkarabilirim ama şu anda güzel görünüyor gibi. Evet, rahat da olur ya. Sıkıldım önüme gelmesinden. Her neyse. Dışarı çıkacağım. Aslında planlayıp çıkmak istiyordum böyle işte nerelere gideceğimi falan filan ama o kadar kafa patlattım ki geceden beri sıfır düşünce. Yani -3 IQ falanım şu anda. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama her şeyden önce yemek yemem gerektiğini biliyorum. Çünkü saat 3 ve daha hiç yemek yedim. Hiç ağzıma bir şey atmadım. Akşam yedim burritoyla duruyorum. O yüzden yemek yiyip öyle düşünsem iyi olacak. Çıkalım mı? Kıştan nefret ettiğimi söylemiş miydim? Söyleyeyim o zaman. Kıştan nefret ediyorum. Yes, it's a beautiful day, isn't it you guys? Çilem delirdi dersiniz. Allah'ım gitmek istemiyorum. Bu şehirden şu güzelliğe bak Allah'ım. Bakın nereye geldim. Harry Potter'ın yazıldığı kafe. Çok kalabalık. Bugün cumartesi çünkü. O yüzden çok fazla gezemeyeceğim. Dim 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 dim. Çok güzel. Şuraya bakın. Bakın şimdi bu sesi duyuyor musunuz? Dün de vardı. Geldiğimiz yeri buldum. Ay çok rüzgar var bugün. Bakın.
geldiğimiz en sevdiğim yerlerden birisi burasıydı. Birincisi etrafı göstereceğim, yani bütün şehri görüyorsunuz. İkincisi Edinburgh Kalesi burada. İşte burası. Aa, biraz ters ışık olduğu için gözükmüyordum yaklaşayım. Edinburgh Kalesi inanılmaz eski bir kaleymiş yani böyle. Dünyanın en eski kalelerinden biriymiş yani, bayağı dokunacağım. Çok zor şartlar altında çekiyorum şu an. Tadım kaçtı çünkü 3 tanesi 10 pound. Londra'da 4 tanesi 5 pound'du. Hoş değil. Aa, shortbread. Dün okulda yediğimden. Tam istediğim şeyi buldum. Geleneksel İskoçya yiyecekleri ama emin olamadım. Güzel yemekler vardı ama aşırı kalabalıkta. Adım bile atamadım. Burayı görmeniz lazım. Mükemmel ötesi. Dünyanın en fazla dövmesi olan kadını mı? Dün Matt şu badge'i anlatmıştı. Hepsi bir ülkeyi temsil ediyor. Bir saniye, telefonu çalıyor. Burada mı yesem? Matt bana dün neyi göstermişti, size göstereceğim şimdi. Harry Potter fanları sıkı dursun. Şimdi geliyor. Şurada bir otel var. Şu. Ve burası inanılmaz elit bir otelmiş ve J.K. Rowling herhalde kitabı yazarken bu otelde bir tane odaya duvarlarına yazı yazmış. Ve o oda hala duruyormuş. O yazıları hala silmemişler. Ve o odada kalmanın gecesi 1000 poundmuş. Tebrikler. Yine Matt'e teşekkür ediyoruz bize bu bilgiyi verdiği için. Çünkü bu da şeymiş. İskoçya'nın zamanında turizmi falan çok kötüymüş. Sonra böyle bir şey yapmışlar, ilgi çekici. Bir tane yazar bununla ilgili yazmış kitabında. Ve herkes o kitaptan sonra burayı çok merak etmeye başlamış. Gelip görmek istemiş. Hatta bir tane Kraliçe Victoria mıydı? Evet. O bile gelip görmek istemiş. Hatta sırf ben buraya geleceğim diye buraya kale yaptırmış ama sadece bir kere gelmiş. Ama yani sırf şunun için gelmiş. Gerçekten çok güzel. Bak yakından göstereceğim şimdi. Bakar mısınız? Efsane. The Scott Monument. Burada da saat 5 dakika ileri. Çünkü yanında tren istasyonu olduğu için insanlar geç kalmasın diye. Normalde saat şu anda 16:46. Ama orada 9 var. Size yemin ediyorum artık telefonu tutamıyorum. Ellerim o kadar üşüdü ki. En acı çekerek video çektiğim gün bugün oldu. Ay arkamda gözüküyor. Ben yine çok pis Meksikan yiyeceğim. Vallahi yiyeceğim. Can I have tacos with chicken and still water please? Yeah. So there's just glasses of water there. You can help yourself to. All right, no problem. Yeah, and it's just cheese, sour cream and salsa you want in the tacos? Yeah. Yeah. Thank you. Eve gideceğim. Eve giderken biraz atıştırmalı bir şeyler alacağım çünkü çok erken saatte yedim yani. Saat daha 6 bile değil. Bir yemek yedim ben. Markete geldim. Shortbread aldım. Su alalım. Şuranın atmosferine bakar mısınız? İnanamıyorum. Soğuktan nasıl yaptığım şey makyaj akmış, ben ölmüşüm. Sandviçimi aldım çünkü tahmin edersiniz ki taco sadece dişimin kovuğuna yetti. Sabah erkenden Dublin'e uçuyorum ve yerleşik hayata geçmeye sonsuza dek hazırım. Eve dönüyormuş gibi hissediyorum kendimi. Dublin'e gideceğim ve bir ay oradayım. Harika. Görüşürüz. Öpüyorum hepinizi. Evet, Edinburgh Vlog bu kadardı. Umarım gezerken benimle eğlenmişsinizdir. Ben tekrardan izleyince böyle bir nostalji yaşadım. Edinburgh'dan sonra ben Dublin'e geçmiştim ve Dublin'e ilk adım attığım andaki videolar vesaire onları hala yayınlamadım. O yüzden Dublin'deki ilk günlerin videosunu da atacağım size. Ama o zamana kadar Dublin'e çektiğim diğer videoları izleyebilirsiniz. Onları da yukarıya koyuyorum. Oradan Dublin'deki günlerimi de izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz hala. Böyleydi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Neden Instagram'da yoksunuz arkadaşlar? Her videoda ağlamak zorunda mıyım? Her neyse, Instagram'dan çok fazla şey duyuruyorum. Soru cevap videoları ve aynı zamanda canlı yayınları duyuruyorum. Lütfen gelin. Teşekkürler. Mutlu edebilirdi beni. Saçım neden böyle kendi bağımsızlığını ilan etmiş? Her neyse. Bu ayın sonuna kadar canlı yayın yapıyorum. Lütfen Instagram'a gelin ve duyuruları kaçırmayın. Kocaman öpüyorum babuşlar. Bye. Bye bye.